Merhaba. Bakın burada kimler var arkadaşlar. Kürdan'ın 3 tane yavrusunu buradaki albino çiftin altına koymak zorunda kaldım. Şimdi anlatacağım size. Bir tanesini de hemen şurada bu takımın altına koydum. Şimdi erkek kuş içeride göstermez bize. Buradan göstereceğim size. Maalesef bizim Mısır Hanım, çok övdüğümüz, met ettiğimiz Mısır Hanım tam Kürdan yolmayı bıraktı derken Mısır yolmaya başladı. Ben de bu sefer artık riske atmak istemedim. Bakıcı bir takımım vardı. O yüzden hemen onun altına koydum yumurtaları. 2-3 gündür de o bakıyor. Şöyle göstereyim. Gel gel. Babam gel. Babam kızma kızma. Ay yine zormuş bunlar. Bakın şimdi. Gördünüz mü? Bakın bak buraları yolmuştu hep. Bak şu siyah noktaları görüyor musunuz? Hep yolmuştu. Dur başa. Hatta da şuraya alalım. Hop. Üstten cevizini alalım seni. Bakalım gel bakalım. Gel bakalım. Bak 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 bak. Kim varmış burada? Tamam korkma korkma kuzum korkma. Bakın buralar hep yolmuştu. Daha da kötü yolmasın. Diğer kardeşleri gibi yapmasın diye. Ben de ayırmak zorunda kaldım arkadaşlar. Ne olacak? Burada büyüyecekler. Zaten 7 tane kuşa bakmaları çok zor. Tamam tamam. Bunlar da korktu şimdi böyle olunca. Anne baba değişti tabi. Anne baba değişti. Şimdi 7 tane kuşa bakmaları çok zor. Zaten albinoları anca büyütüyorlardı. Şimdi bunlar birazcık iyi bir takım. Benim 5-6 yıldır beslediğim, büyüttüğüm bir takım. Hatta onları da gösteririm neler veriyorum. Şimdi büyütsünler. Yaklaşık bir 10 gün daha baksınlar. Ondan sonra ben mecburen el beslemeye alacağım arkadaşlar. Bu iş böyle mecburen ilerleyecek. Şimdi size neler yiyorlar göstereyim. Ne yiyorsunuz? Dalları mı yiyorsunuz? Bunlar çok yaşlı bir takım. Belki 6-7 yaşında vardır. Zaten dişiden belli oluyordur. Şimdi anne ve babayı çok rahatsız etmeyelim. Zaten çok fazla yavru bakıyorlar. Bir de rahatsız etmek istemiyorum. Şimdilik onlar yemeklerini yesinler. Yavruları son bir kez daha göstereyim size ben. Güzellikleri görüyor musunuz? Maşallah demeyi unutmayın. Güzel dileklerinizi içinizden geçirin arkadaşlar. 7 tane yavru var. 2 günde bir folluk temizliyorum ama gerçekten batıyor. 2 de anne babasını eklersek artık günlük değiştirmem gerekecek gibi gözüküyor. Şimdi kürdanların yanına gidelim bakalım onlar neler yapıyor. Onlardan da birazcık anlatacağım size. Evet cezalılar da burada. Asıl cezalı Mısır Hanım. İkinci cezalı Kürdan Bey. Anne ve babalıktan sizi aforoz ettim. Yani yapamıyorsanız kardeşim doğurmayacaksınız. Bakamıyorsanız sokağa atmayacaksınız. Bak orada millet 4 tane yavrusu vardı. Gitti 3 tanesinden mecburen almak zorunda kaldı sizin yüzünüzden. Hesapsız kitapsız iş yapın. Akşama kadar çiftleşin çiftleşin. Çocuklara kim bakacak? Bu arada maşallah kürdanıma benim yolmayı bırakmıştı. Bir tane lav taşı vardı biliyorsunuz. Lav taşını kullandıktan sonra hatta bakın şurada göstereyim lav taşı bu kadar oldu. Yolmayı bırakmıştı kürdan. Bıraktı da zaten. Ama bu sefer mısır başladı. Yani biri bitiyor biri başlıyor. Artık ben de mücadele etmek istemedim. Kuşlara zarar vermesinler istedim. Ve üretimden çektim. Bundan sonraki süreç nasıl işleyecek? Ben henüz bilmiyorum ama zaten uzun bir dinlenme dönemi geçecek. En azından Eylül'e kadar dinlenecekler kuşlarımız. Sonrasında belki Mısır'ı artık daha iyi bakıcı olan bir kuşla eşleyebilirim. Kürdan'ı da yeni sezonda yeni bir eş bekliyor olabilir. Henüz belli değil. Belki onu bu sefer böyle siyah beyaz bir kuşla eşleyebilirim. Belki albino bir kuşla eşleyebilirim. Bakalım. Çünkü kürdan artık beslemeyi öğrendi ve gerçekten çok iyi besliyordu. Mısır hem beslemiyor hem de yoluyordu. Çok sinirlendirdi beni. Şimdi ayırmak istedim ama kürdan tek başına yorulsun istemedim. Bir de mısır olmayınca kürdan çok bağırıyor. Ya da kürdan olmayınca mısır da çok bağırıyor. Bu süreci hiç yaşamak istemedim. O yüzden böyle bir çözüm buldum yavruları kaydırarak. Ve 10 gün sonra da artık mecburen elle beslemeye çekeceğiz kuşları. Böyle bir şey oldu. Mısır kürdan hiç üzülmedi. Hemen zaten hatta yavruları aldığım gibi hemen çiftleşme çalışmalarına başladılar. Ben de hemen yuvalığını söktüm hatta yanında görüyorsunuz. Bu arada bana çok soruyorsunuz. Neden kuşunuzun etrafını örtüyorsunuz, üstünü örtüyorsunuz? Niye, 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 niye? Bakın 1000 kere soruldu, 1000 kere cevap verdim ama 1001 kez açıklıyorum. Şimdi özellikle bu geçiş dönemlerinde kuşlar üşüyebiliyor. Hemen geceleri biliyorsunuz ben geceleri kalın giymeme rağmen, yorganla yatmama rağmen ben bile üşüyorum. Kuşlarımız da üşüyor haliyle. Bu şekilde ben böyle etraflarını kapatıyorum. İnce bir battaniye. Çok kalın da değil. Pike diyelim buna. Hem de gece ben burada atıyorum. Televizyonla bir şeyler izliyorum. Bir şeyler oynuyorum. Hemen üstlerinde önlerinde kapatıyorum. Onlar huzurlu huzurlu mutlu mutlu uyuyorlar.
Bak bak, yumurta yapacak ya orada, kemiriyor orada, enerji blok kemiriyor. Çok fena. Artık yok maalesef. Yumurta yavru işi bitti. Bu arada çok ufak bundan da bahsedeyim. Eğer ki kuşlarınızda yuva olmazsa yavru yapmazlar. Bu da bilindik bir şey ama bilmeyenler varsa hatırlatalım. Öyle bir durum oldu. Kürdanın üretim macerası maalesef kötü gitti. Babalığı kısa sürdü. Zaten bakın mağrur mağrur bakıyor. Artık seneye yeni bir eşle yeni denemeler yaparız inşallah. Eylül ayına kadar sabrederse kürdancık yeni eşlerle denemeler yapacağız. Umarım sevmişsinizdir bu videoyu. Çok merak ediyordunuz. Çok soruyordunuz. Nerede abi? Kürdan nerede? Yavruları nerede? Niye atmıyorsun? Niye paylaşmıyorsun? Ya nazar değdirdik ya bakamadık. Mısır kızımız da çok hatalı davrandı burada. Bakacağız. Artık seneye göreceğiz. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.